Hacivat mısır almaya gidiyorum dedin, takıldım peşine. Uçakta ne işimiz var yahu? Efendim, ben sana dedim gelme diye. Ben mısır almaya değil, Mısır'a gidiyorum turist olarak. Anladım, mısır almaya gidiyorsun yalın ayakla. Uçağa ne gerek vardı, bir ton para verdik. Bir ton para mı verdik? Senin paranı da ben verdim yahu. Bir de ben mi verecektim? Sen tutturdun uçakla gitmemiz lazım diye. Amma iyi olmuş yahu. Efendim, mısır almaya değil, turist olarak Mısır'a gidiyoruz. Turist olarak Mısır'a mı gidiyoruz? Efendim, sonunda gezginlerimiz Mısır piramitlerine ulaştı. Mısır'dan piramit mi bulaştı? Yahu gidelim yıkaralım. Burada su da yok, ne biçim yer burası? Piramit değil efendim, piramit. O daha kötü. Neden? Patlarsa parçamızı bulamazlar maazallah. Ne efendim? Dinamit diyorum, patlarsa yanarız. Zaten sıcak kül oluruz, billah gidelim ne olur acaba? Değil efendim, dinamit değil, piramit. Piramit. Piramit, piramit. Ne o yahu, piramit, piramit. Yahu şu büyük yapıları görmüyor musun? Aa, onlar ne Hacivat, ne büyük çatı onlar. Evler nerede, kumun altında mı kalmış? Çatı değil işte onlar, piramit. Ha. Mısır'ın sembolüdür efendim piramitler. Ha, çok güzelmiş, Mısır nerede? Efendim, Mısır burası zaten. Neresi? Biz şu an Mısır'dayız. Allah Allah, ben Mısır falan görmüyorum, burası çöl yahu. Karagözüm, bu senin bildiğin Mısır değil. Burası bir ülke, bu ülkenin adı Mısır. Neden bunlar ülkelerine Mısır demişler? Çok mu seviyorlarmış Mısır'ı? Hep Mısır mı yer bunlar? Hayır Karagözüm, bizim bildiğimiz Mısır değil, bu Arapça bir kelime. Arapça mı konuşuyor bunlar? Evet. Hacivat, çok sıcak oldu, gidelim buradan. Bak, bu sıcakta Mısır da dayanmaz, patlar, patlamış Mısır olur burası. Yahu adam, ben buraya gezmeye geldim, hiçbir yere gitmem. Ulan buranın neyini gezeceksin, her taraf kum diyorum, ben gidiyorum ben. Dur Karagözüm, yeni geldik bismillah, daha piramitleri görmedik. Gördük ya işte, karşıda duruyorlar. Vallahi ben gidiyorum, dayanamayacağım, çok sıcak. Yahu ben, siz nasıl gideceksin be adam? Soracağım birine nasıl giderim diye, sana mı kaldık? Yahu dil bilmezsin, yol bilmezsin. Sonra Bağdat bulunur. Bağdat buradan daha serin değil yalnız, söyleyeyim. Neresi serinse orayı soracağım. Heh, bir Arap, ona sorayım. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam. Hacivat bak, dilimizi biliyorlar. Efendim, sen zaten Arapça selam verdin. Selamun aleyküm Arapça bir cümle. Öyle mi? Nasıl anlaşacağız bunda ya? Dur sen dur. Benim biraz Arapçam vardır. Ben konuşayım senin için. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok güzel konuştun Hacivat. Vallahi Arapçan çok iyiymiş. Dur yahu, daha selam verdik. Borçlu çıkmayalım da. Ya hacı, nahnum yallah teyyare, halte arifi ayna. Ya Hacivat, adama yolu soracağını ayna soruyorsun. Ne süslü adamsın. Biz burada can veriyoruz sıcaktan. Yahu dur, karıştırma, ayna sormuyorum. Anlamadım abicim. Ne dedin? Hacivat ne dedin diyor. Vallahi ben anlamaya başladım Arapça herhalde. Yahu adam Türkçe cevap verdi. Aa, abicim, tanımadınız mı beni yahu? Benim Mercan. Mercan, senin ne işin var burada? Sizin ne işiniz var abicim esas? Biz turist olarak geldik Mercan kardeş. Ben de turist olarak geldim abicim. Siz kafayı yemişsiniz. Buraya turist olarak gelinmez Mercan. Sıcaktan geberdim ya. Benim için sorun değil abicim. Ben alışkınım. Siz keşke Paris'e falan gitseydiniz gezmeye. Orası daha serinse oraya gidelim Hacivat. Eh tabi, serindir orası. Paris ne tarafta oluyor tam olarak Mercan? Bilmiyorum. He, Bağdat ne tarafta acaba? Ne bileyim ben abicim, Allah Allah. Hacivat, sonra hiçbir alt bulunmuyor. Sen en iyisi telefondan bak. Ah Karagözüm, ne işimiz var bizim Paris'te? Mısır'da ne işimiz varsa o işimiz var. Aman burası daha iyiymiş Hacivat. Oo, elektrik treni bak, ne kadar büyük. Karagözüm, elektrik direği değil o. Ney peki? Eyfel Kulesi. Ney kulesi? Eyfel. Ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor işte. Çıkıp etrafa bakıyorsun. Bunun için kule mi yapmışlar? Efendim, turistlerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu kuleyi görmeye geliyorlar. Sonra kuleye çıkıyorlar. Sonra kuleyi göremiyorlar. Neden? Kuleye çıkınca kuleyi nasıl göreceksin Hacivat? Doğru. Ah, burayı da Türkler basmış. Paris de bozuldu canım. Aa, Çelebi değil mi o? Bize mi dedi öyle? Size dedim tabii canım, burada sizden başka Türk var mı? Şuna bak, kendisi sanki Paris kontu, sen nesin canım? Efendim, ben sizin gibi miyim? Yok değilsin Allah için, sen pek çirkin, pek sevimsizsin. İşte cahil olunca böyle seviyesiz oluyor insan hayatım. Sen çok mu seviyelisin hayatım? Efendim, ben yıllardır gezerim. Bir çok okuyan, bir de çok gezen bilirmiş. Heh, işte biz öyleyiz. Sizin neyiniz öyle? Ben çok gezen, bu Hacivat'la bok yiyen, aman şey, çok okuyan. Yahu sen ne geziyorsun acaba? Çelebi efendi, ben neyim? Nesin? Neyim? İnsansın.
Yani insanımsızsın. Bir de çok insafsızımdır. Senin Paris'in orta yerinde döverim, kimse alamaz elimden. Canım kızma hemen. Neysin sen söyle. Yörüğüm, yörük. Yani canım? Yani ben doğduğumdan beri yürüyorum canım. Ah be adam, öyle boş boş yürümekle olmaz. Mesela bir Mısır piramitlerini göreceksiniz. Eyfel Kulesi'ni göreceksiniz. Gördüm, ikisini de gördüm. İşte orada çok da çirkin, bir şeye benzemiyor. Ama şimdi gördün canım. Sen dün gördün de bir halt mı oldu canım? Vallahi döveceğim ben bunu Hacivat. Dur Karagöz'üm, olmaz. Çelebi Efendi, siz kusuruna bakmayın Karagöz'ün. Yol yorgunuyuz. Tamam tamam, kes uzatma. Çekilin bakayım, havası temizlensin Paris'in. Karagöz, dövmek istiyorsan döv, ben tutmayayım seni. Dil bilmezsiniz, adab bilmezsiniz, derdinizi anlatamazsınız. Neden gelirsiniz Fransa'ya? Dil biliyorum yahu, ben nereden çıkarttın? Dana dili demiyorum canım. Fransızca bir kelime söyle, şu kulenin üstünden bağıracağım ben eşeğim diye. Söylerim. Hayrı söyle. Pardon. Ya işte böyle mahcup olursun bilmeyince. Pardon dedik, pardon, Fransızca canım. Efendim? Pardon, Fransızca bir kelime, hadi bağır eşeğim diye. O Türkçede de aynı. Yani? Tamam, başka bir tane daha söyle, iki kere bağıracağım ben eşeğim diye. Hay hay, direksiyon. Başka? Süspansiyon, enflasyon, tansiyon, balkon, petibör, naber. Ama iyi de Türkçe ile aynı olmayan bir tane söyle canım. Hay hay efendim, cesöz anen canım. O ne demek o? Fransızca ben eşeğim demek, kulenin üstünden Fransızca bağır da anlasınlar. Öf, ben buraya kültür depolamaya geldim. Sizin gibi iki kaba saba adamla vakit harcayamam. Nasıl depoluyorsunuz kültürü Çelebi Bey? Nerenize depoluyorsunuz? Çok merak ettim. Tango gösterisine gidiyorum. Sizin yüzünüzden geç kalacağım. Ayıp yahu. Neden ayıp olacakmış? Tango seviyorum. Gösterisinin neyi ayıp? Tango giyiyorsan giy de göstermeye ne gerek var? Utanma kalmamış bunda acı var. Ya anladın mı? Şimdi Netflix neden kapansın istiyoruz. Hı? Tango diyorum. Dans dans. Sen ne anlarsın zır cahil. Biraz kulakları az duyar Karagöz'ün. Öf, sen de karışıp durma lafa Hacivat. Karagöz'üm, dövecektim ben, mani olmayayım. İstemiyorum. Ben kültürlü birisi olarak kaba kuvvete karşıyım. Aferin sana Karabaş. Ehlileşiyorsun. Artık karşı değilim sanırım. Karabaş'a. Ben de tango yapmaya geldim Çelebi Efendi. Sen ha? Tango biliyor musun? Evet. Paris'te son tango. Duymuş muydun? Duydum da ne alakası var? İşte bu senin son tangon olacak. Göster gösterebildiğin kadar, al sana. Aman yetişin, adam öldürüyorlar. Polisler Türkçe bilmiyor Çelebi. Fransızcanı konuştur bakalım. Aman imdat Sion, yetişin Sion, adam öldürüyorlar Sion. Merhaba, kanalımıza destek olmak parmaklarınızın ucunda. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bu sayede YouTube'da daha fazla insanın önüne kanalımız çıkacaktır. Destek olduğunuz için teşekkür ederim.